Film Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar, ben Erç. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz Bluetooth kulaklık olan Hilo GT1 versiyonunu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde kutumuzdan başlayalım isterseniz. Kutumuzun çevresinde bir yapı var, kutumuzun etrafını saran ve aynı zamanda içerimizde ekstra bir kutumuz mevcut. Şu şekilde kutumuzu çıkarabiliyoruz. Burada bir adet garanti belgesi çıkıyor jelatinle açtıktan sonra ve bu görmüş olduğunuz siyah kutu içerisinde ürünlerimiz bulunmakta. Şu şekilde yan kısmından, yani sizin görebileceğiniz şu anda kısmından kutumuzu kaldırıp açabiliyoruz. Şu şekilde kutumuz, kulaklığımız ve diğer malzemeler içinde bulunmakta. Şu şekilde bir kulaklığımız çıkıyor. Buradan sizlere yakından da göstermek isterim. Gayet şık bir yapısı var aslında kulaklık kutusunun. Şu şekilde de kulaklıklarımız bulunmakta. Bunların yanı sıra kutumuzda jelatinini çıkardığımızda bu kısımda bir adet Hilo GT1 kullanım kılavuzu ve garanti belgesinin bulunduğu bir kılavuz bulunmakta. Şu şekilde farklı dillerde yazılmış. Çince ve İngilizce olmak üzere. Bunları da bir kenara bırakalım. Bunlardan ziyade kutumuzun bir alt kısmında ise burada görmüş olduğunuz yedek kulak içi süngerleri ve bir adet şarj aletimiz bulunmakta. Şu şekilde şarj aletimizi de poşetinden çıkaralım. Normal görmüş olduğunuz şu şekilde ucunda göstereyim sizlere. USB bir şarj aletiyle ön kısmından takarak direkt şarj haline getirebiliyoruz. Evet, ürünümüzün dış yapısına bakacak olursak ilk önce şunu söylemek isterim. Gayet dışarıdan bakıldığında şık duran, özellikle beyaz versiyonun da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Gayet şık duran ve yanınızda taşıdığınızda, herhangi bir şekilde masaya koyduğunuzda dışarıdan bakıldığında da dediğim gibi görüntüsü iyi olan bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda şu şekilde kulaklıklarımızı göstereyim. Burada bir ve iki tane. Bir çift olmak üzere iki kulaklığımız sağ ve sol olmak üzere kullanabiliyorsunuz. Bunlar da dümdüz beyaz, üzerinde herhangi bir şekilde yazı olmadan direkt kullanabileceğiniz kulaklıklar. Şu şekilde şu anda üstlerinde etiket bulunmakta. Tabii ki ürünümüzü şarj etmedik, sıfır kutusundan açtık. Şu şekilde ürünümüzü kutumuza geri koyalım ve cihazımızın birazcık şarj olmasını bekleyelim. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bir ışık yanıp sönüyor. Bu ışık şu anda kırmızıya döndü. Ürünün belli bir şarjının olduğu ancak yeterli olmadığını ve şarj olması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda önümüze dediğim gibi Bluetooth üzerinden bağlanıyoruz. 5.1 Bluetooth desteği sağlamakta. Bunların yanı sıra ürünümüzün ortalama 2,5 saatte kutusuyla beraber tamamen şarj olduğunu ve ürünümüzü aktif olarak, yani kutusu yanında bulunduğu sürece, çünkü bu tarz ürünler kutumuzdan şarj alan ürünler. Kutunun belli bir batarya kapasitesi var ve kulaklıklarımızın belli bir batarya kapasitesi var. Kulaklıklarımızın kendi batarya kapasitesi ile ortalama 4 saatlik bir verim alabiliyorsunuz ve bu kutu sayesinde de ana şarj dışında, yani kulaklıklarınızı ve kutunuzu tamamen şarj ettikten sonra kutu desteğiyle beraber 12 saat daha ve toplamda 16 saatlik bir performans alabiliyorsunuz. Yani uzun yola çıktığınızda bu kutu sayesinde belli aralıklarla, tabii ki sabit olarak 16 saatlik bir dinleme yapamıyorsunuz, ancak belli aralıklarla 16 saatlik bir ses, müzik deneyimi sizlere sunuyor. Bu da tabii ki dışarıdan bakıldığında bu tarz kulaklıkların etkili yanlarından bir tanesi. Bluetooth kulaklıkların özellikle en etkili yanlarından bir tanesi. Bunların yanı sıra dediğim gibi 5.1'lik bir Bluetooth desteği bulunmakta. Bu da son çıkan Bluetooth desteklerinden bir tanesi olmakla beraber ses kalitesini anlık olarak verebilmenize yarıyor. Yani herhangi bir şekilde Bluetooth kulaklık kullandığınızda oyun oynuyorsunuz, örnek veriyorum. Oyun oynarken size ses bazen geriden gelme yapıyor. Yani şu anda oynadığımız online oyunlar dolayısıyla bazı seslerin geriden gelmesini yaşatan kulaklıklarımız var. Bu kulaklık içerisinde onu söyleyemem, asla söyleyemem. Şu şekilde kulağımıza anında sesini yansıtabilen bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ne kadar Bluetooth versiyonu da olsa. Bluetooth versiyonlu kulaklıklardan çoğu kulaklıktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim bu konuda. Özellikle kendi fiyatından çok daha yüksek fiyatlara satılan bazı ürünler var. Bunlardan bir tanesini örnek vermek istiyorum. Samsung Galaxy Buds ürünü. Şu anda tabii ki bunlarla beraber Buds 2 ürünü yakın zamanda çıktı ve Buds Live ürünü yakın zamanda geliyor. Ama
Buzz olarak adlandırdığımız Samsung Galaxy'nin üretmiş olduğu bu ürün 700 liralara satılırken, Hailo'nun üretmiş olduğu bu ürün belli başlı mağazalarda 150 lira civarında satılırken, 700 lira verip aldığınız bu üründe sesler oyun oynarken geç geliyor olmasına rağmen, bu görmüş olduğunuz Hailo GT1 kulaklığında bu tarz bir sorun yaşamanızın imkanı yok. Evet arkadaşlar, dilerseniz Bluetooth'a bağlanalım ve ses testine geçelim. Aynı zamanda bu ses testini yaparken sizlere de anlık olarak mikrofon üzerinden bizlerle beraber Bluetooth kulaklığımızın ana ses çıkışını bilgisayar üzerinden, mikrofon üzerinden sizlere yansıtarak sizlere de bu deneyimi yaşatmaya çalışacağız. Ve son bölümde devam edeceğiz. Dilerseniz şu anda ses testiyle devam edelim. Evet, ses testi kısmında bir adet tabii ki Bluetooth'lu ve telefon yardımıyla bu işi yapacağız. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Kulaklarımızı kutumuzdan çıkarıp kulağımıza takmamız gerekiyor. Şu şekilde. İkisini de kulağımıza taktıktan sonra Bluetooth üzerinden bağlantımızı yapacağız. Hailo GT1 olarak çıkıyor zaten direkt kendi adı üzerinden. Şu şekilde kutumuz. Eşleştirdikten sonra şu anda eşleşti. Çok hızlı bir şekilde eşleşiyor. Aynı zamanda şarj durumunu üst kısımdan da görebiliyorsunuz. Ve de şarkı açalım. Şu şekilde özellikle kulağınızda duruşlarını sizlere göstermek istiyorum. Yani bu kısımda görmüş olduğunuz üzere, bu kısımda görmüş olduğunuz üzere kulağımıza tam olarak oturduğunu söyleyebilirim. Dışarıdan bakıldığında nasıl duruyor? Bu tabii ki sizin karar verebileceğiniz bir şey. Benim düşünceme bakarsanız gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda kafanızı sağladığınızda kulaklıkları spor yaparken vesaire durumlarda kulağınıza iyi saran ve yapışan bir yapısı olduğu için hem kulağınıza zarar vermiyor hem de aynı zamanda spor yaparken kulağınızdan düşme gibi durumları ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Evet, şu anda bir müzik açtık. Hafif tonlarla sizle beraber dinliyorum. Bununla beraber şu anda sesimizi biraz daha arttırarak özellikle sizin de dinlemenizi sağlıyorum. Şunu söyleyebilirim. Yüksek ses seviyeleriniz çıktığında herhangi bir şekilde cızırtı vesaire durumların olmadığını göreceksiniz. Siz de dediğim gibi şu anda dinliyor olacaksınız belli bir şekilde. Belli bir ses seviyesinde. Aynı zamanda yüksek ses seviyeleriniz çıktığında ise bu kulaklık hem sizin beklentinizi ve dışarıdan gelen sesin belli bir kısmını yok ediyor. Hem de ses seviyesinde herhangi bir şekilde cızırtı vesaire durumlar olmadan ses kalitesini özellikle bozmadan yüksek ses seviyelerine çıkabildiğini söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi yüksek ses seviyelerine kalite bozulmadan, yani bu önemli bir etken aslında. Yani bazı kulaklıklarımızda şu durumlar var. Ses seviyesini arttırdıkça belli cızırtılar vesaire ses değişiklikleri yaşanmasından dolayı rahatsız edebiliyor. Ancak dediğim gibi bu ürün için şunu söyleyebilirim. En yüksek ses seviyesinde bile herhangi bir şekilde müziğin, yani dinlediğiniz şarkının ses seviyesinin, ses kalitesini kaybetmeden dinleyebilmenizi sağlıyor. Bu da önemli etkenlerden bir tanesi. Dilerseniz son kısımla da devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz Bluetooth kulaklık olan Hailo GT1 ürününü sizlerle beraber inceledik. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bu ürünü sizlere tanıtıp anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.